Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Düne inat, bugün muhteşem bir hava var burada arkadaşlar. Yazdan kalma en son güzel günlerimizi yaşıyoruz. Güneş gerçekten çok güzel ısıtıyor. Aynı zamanda da acayip derecede yakıyor. Bu mevsimde buradaki güneş hep böyle yakıcı oluyor zaten arkadaşlar. Bilenler bilirler. Ve sizlere prenses çamımı göstermek istiyorum. Bakın üstünde minik minik çiçekleri var. Hoş da bir kokusu var. Böyle sarıyla yeşil arası minik çiçekleri oluyor. Şöyle uzaktan göstereyim. Saksımız da çok güzel doldurdu. Böyle bakın dolu dolu. Bunlar kabaklarımız. Hemen arkada da telgraf çiçeği. Aslında bugün ben size bahsetmek istediğim konu bu pembe telgraf çiçeğine bakım nasıl yapmalıyız? Şu anda üstünde geçen yıldan kalma çiçek açıp kurumuş dallarımız var. Ve şurada da gördüğünüz gibi bir tane minik çiçeğimiz var üstünde. Bunların hepsi geçen yıldan kalma çiçeklerini açmış, kurutmuş. Tamamen kuruyan dallar var. Böyle canlı gibi görünen dallar var. Onları sizlerle birlikte budayacağız. Burada da gördüğünüz gibi pijamalı telgraf çiçeği diyoruz. Zebrina bilimsel ismiyle. Bu da yine çok güzel büyüdü. Üstünde kuru dallar, kuru yapraklar var ama 2 yıllık bir bitki. Budanmamış bir bitki. Geçen kış çok ağır geçmediği için bu bitkimiz böyle canlı kaldı. Yaz başında da tekrar çok güzel çoğaldı arkadaşlar. Şimdi pembe telgraf çiçeğimizi alalım. Şöyle göz önüne böyle rahatça budayabileceğimiz, bakımını yapabileceğimiz bir yere ve sizlerle birlikte bakımını yapalım. Aslında telgraf çiçeklerinin çiçek açtıktan sonra çiçek dallarının budanması gerekiyor. Mesela şu geçen yıldan açmış ve tamamen kurumuş bir çiçek dalı. Kesinlikle bitkide hiçbir işlevi yok. Bitkinin üzerinden alınması gerekiyor. Bitkimiz hem daha sağlıklı görünür hem de alttan verdiği miniş dalları daha sağlıklı büyütür bu sayede. Bakın şöyle gösteriyorum sizlere, tamamen kurumuş, hiçbir şekilde can suyu yok, yeşerebilecek hiçbir şeysi yok. Ha, ama bitkimiz tabii ki kökten yeşeriyor arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde kurumuş, üstünde kuru çiçekleri olan bir çiçek dalımız. Bunların hepsini sizlerle budayacağız. Nereden budamanız gerekiyor, nasıl budamanız gerekiyor, bunları sizlere göstereceğim. Şu da yine aynı şekilde, bakın üstüne sadece bir tane çiçeği kalmış. Şimdi gördüğünüz gibi alttan bakın şunlar çok güzel tazecik minicik dallar. Bunların sağlıklı bir şekilde büyümesi için yaşlı böyle kurumuş çiçek dallarını üstünden almamız gerekiyor. Bu kadar kurutmadan nasıl temizlememiz gerekiyor onu da göstereceğim. Bakın tamamen bitkinin kök kısmından, kuruyan yerden kesiyorum. Çünkü telgraf çiçeklerinde toprak altında kalan kısım canlı oluyor arkadaşlar. Zaten o alttan gelen minik dallarda o canlı kısımdan bitki büyütüyor. Bakın bu da yine tamamen kurumuş. Yani bitkinin üzerinde kalmasının hiçbir anlamı yok bu kuru dalların arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Bitkimizi biraz böyle rahatlatıyoruz, hafifletiyoruz. Hem de alttan daha çok dal vermesine yardımcı olacağız bu sayede. Bunu da yine kesiyorum. Makasım çok iyi kesmiyor arkadaşlar. Budama makasımı bulamadım. O yüzden bununla idare edeceğiz. Altta da kurumuş yapraklar var. Aslında kuruyan yaprakları da almamız gerekiyor. Onlar da ne yapıyor? Bakteri mantar yapabiliyor bitkinin toprağında. O yüzden kurumuş yaprakları bırakacağız. Bakın şu da yeşil gibi görünüyor ama burada bunun büyüyebileceği hiçbir yer yok. Yani bu da zamanla kuruyacaktır, kurutacaktır yapraklarını. Zaten açan çiçekler kurumuş. O yüzden bunu da şöyle alttan çok derin olmayan bir yerden kesiyorum ki yan taraftan minik filizler versin. Hemen buna bakıyorum. Bunun ucunda çiçeği var. Çiçeği olduğu için ve yaprakları biraz daha böyle pembe ve canlı olduğu için bunu bıraktım. Hemen diğer tarafa geçtim. Bunu da yine böyle kuruyan yerden, toprağa yakın bir yerden kesmeye çalışıyorum ve en sonunda kestim. Bakın bu da bayağı kurumuş ve hiçbir işlevi yok bitki üzerinde.
Hemen alttaki kurumuş yaprakları topluyoruz arkadaşlar. Bunları kesinlikle bitkilerde bırakmıyoruz. Çünkü mantara sebebiyet verebiliyor. Farklı böceklenmeler yapabiliyor. Bitkinizin sağlıklı olması için bu yaprakları da buralardan almanız gerekiyor. Bazı dallar şöyle tuttuğunuz zaman kuru dallar direkt elinize geliyor. Bakın bunlar zaten tamamen kurumuş olan dallar. Bunu da yine köke yakın bir yerden kesiyorum. Şöyle kestim. Yine aynı şekilde bakın şu arada kurumuş bir çiçek dalımız var. Onu da kestim. Aslında bitkinin çiçekleri solduktan sonra bu şekilde kesmemiz gerekiyor. Bakın bu da yine kurumuş. İşte bitkimizin son hali arkadaşlar. Budadık. Budadıktan sonra gerçekten kendine geldi. Tam bir yeni gelin gibi oldu. Şuna bakar mısınız? Şunun renginin güzelliğine, çok güzel ışık ve güneş gördüğü için bu şekilde renklendi. Ne yaptık? Bitkimizi çok güzel budadık. Bakın şunlar budama yerlerimiz. Buradan çiçek sapı vermiş. Hemen yan kenardan tekrar bir dal çıkarmış. Kuruyan çiçek dalını kestik. Aynı işlemi hemen hemen gördüğümüz bütün kurumuş çiçek saplarına yaptık arkadaşlar. Şöyle bitkinin toprağını göstermek istiyorum. Bakın bu yeni bir filizimiz. Şurada yeni büyümeye başlayan küçük filizler var. Onları da göstermek istiyorum sizlere. Bu sayede bitkimiz hem daha sağlıklı olacak hem de daha sağlıklı görünecek. Eğer sizin de böyle bir telgraf çiçeğiniz varsa budamanızı bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta yapmalısınız ki bitkiniz daha sağlıklı büyüsün. Bakın şuralardan yeni yeni filizler vermeye zaten devam ediyor. Telgraf çiçekleri oldukça bakımı kolay bitkiler ve hem yer örtücü olarak kullanabilirsiniz hem de saksılarınızda, evinizde, balkonunuzda sarkaç saksılara diktiğinizde oldukça güzel görünen türlerdir telgraf türleri. İşte bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla kalın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok sevinirim.